Merhabalar, nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Hoş geldiniz yeni bir videoya, yeni bir vloga. Geçtiğimiz video yazlık günlükleriydi. Bir anda belki beni burada görmek, hani ne oluyor, döndün mü diye düşündürebilir sizi. Birkaç günlüğüne İstanbul'a geldim. Birkaç işim vardı, hem de arkadaşlarımla görüşmek istedim. Bu süreçte de bir vlog gelsin istedim, her zamanki gibi. Ve buradayız hepimiz. Şimdi ne yapacağım? Birkaç alışveriş yapmıştım. Onları göstereyim dedim. Sizlerle onları paylaşmak istedim. Başlayalım bence. İlk önce birkaç saç ürünü almıştım. Ne çok birkaç dedim. Saç ürünü almıştım. Onları göstereyim. Bu H.C. Care'in saç yağını almıştım. Ablamla birlikte kullanırız uzun süre gitsin diye. Böyle galiba bu büyük boyuydu. Onu aldım. Sonrasında, ay nereye koyacağımı bilemedim. Sonrasında Sibel Silvia'dan gördüğüm iki ürün var. Bir tanesi bir saç yağı. Diğeri de bir saç kremi, sıvı saç kremi. Bunların birazcık da paketlemesine de aldandım ama sonra yorumlarını da okuduğumda güzel yorumlar vardı ve denemek istedim. Bu sıralar çok duş aldığımız için ve ben denize de girdiğim için saçlarım böyle çok yıpranmaya başladı hissediyorum. O yüzden de böyle biraz bildiğim kadar toparlamak istiyorum kestirmeden. Çünkü güzel uzadılar bence. O yüzden kestirmek istemiyorum. Sonrasında bir kırtasiye alışverişim var. Tabii ki de duramadım ve bir sticker alışverişi yaptım. Biraz artık sticker almamak istiyorum. Çünkü son zamanlarda stickerlerimi çok kullanmaya başladım ve kullandıkça fark ettim ki çok fazla var. O yüzden bir süreliğine son olan sticker alışverişimi hemen sizinle paylaşayım. Böyle bir çalışma sayfası. Bunu KPSS için hazırladığım ajandamda kullanırım diye düşünüyorum. Sonrasında bir Zuko ve bir Zuko daha. bu Zuko'lardan bir tanesini Kindle'ımın arkasına koyacağım bu akşam. Bir Heartstopper. Bir de hediye. Kırtasiye alışverişimle devam edeyim şimdi. Bir Hobonichi defter aldım A5 boyutunda. Aslında alırken aklımda bu defteri book journal olarak kullanmak vardı. Fakat sonrasında şu anda kullandığım günlük bitmek üzere. Acaba bir günlük mü yapsam diye düşünmeye başladım. Şöyle hemen size içini göstereyim. Kareli. Hem günlük için hem bence book journal için uygun olabilir. Gerçi book journal için genellikle noktalı defter kullanıyorlar ama neden olmasın? Siz ne yaparsanız aslında o olur. Ve çok seviyorum şu dışındaki çizimleri. Geçen sene de bu sene de bu tarz bir kılıf istiyordum. Fakat şimdiye kısmetmiş. Böyle çok beğendiğim bir defter bu da. Çok sıcakladım. Çok sıcak. Yani esiyor bugün biraz ama yine de o sıcaklığını hissettiriyor. Bir defter daha aldım, o da Prev'den. Benim şu anda kullanmakta olduğum günlüğümün küçük versiyonu. Çok tatlı bir kapağı var bence. İçi de düz. Ben Prev defterlerden çok memnunum. Neredeyse tüm kalemlerle denedim. Boya yaptım. Ve bana mısın demedi. Harika sayfaları var bence. Çok 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 beğendim. Ve küçük bir tanesini de edinmek istedim aslında. Çünkü her çantaya atabileceğimi düşünüyorum. Ve bu sıralar böyle bir şeyleri hemen not almak istiyorum. Aklımdakileri kağıda dökmek istiyorum. O yüzden böyle bir defter aldım. Şimdi küçük demişken, Prev demişken, Prev'den devam etmek istiyorum. Bir kartlık aldım ben Prev'den. Şöyle sarı bir kartlık. Sarı şu anda daha böyle değişik bir sarı çıkıyor ama çok tatlı bir sarısı var aslında. Ve sarının böyle daha işte para çekeceğini, şans getireceğini biliyorum renk olarak. Öyle bir enerjisi varmış. Ya hemen böyle bir yıldız iliştirmek istedim. Çok hoşuma gitti. Bence çok tatlı. Şu anda gözüktüğü gibi biraz rengi galiba. Daha açık, daha tatlı bir rengi var. Benim kartlığımı da normalde çok severek kullanıyordum fakat bir noktadan sonra artık kullanılmaz olmuştu. İşte yırtılmıştı,
fermuarı kopmuştu falan. O yüzden rahat edemiyordum onunla. Böyle bir yenilik yapmak istedim. Hoşuma da gitti. Çok tatlı bence. Son olarak Pirev'den en büyük alışverişlerimden bir tanesini yaptım. Onu göstermek istiyorum size. Bir çanta aldım. Ve çok beğendim. Çok güzel bir çanta. Uzun zamandır, yani çıktığından beri çok beğeniyordum ama bir taraftan da açıkçası çekincelerim vardı. Ne kadar sağlam olur diye özellikle düşünüyordum. Çünkü ben çantalarımın içine birçok şey koyuyorum. Ama sonunda ikna oldum. İkna edildim belki. Bilmiyorum ama böyle bir çanta aldım ve yani şu güzelliğe bakın. Çok güzel bence. Umarım güzel günlerde kullanırım. Alışverişim bu kadardı. Size göstermek istediklerim bu kadardı. Bugün ne yapacağım? Biraz ondan bahsedebilirim. Bugün biraz daha enerji bulursam, çünkü bugün reglimin de birinci günü aslında. Biraz zor oturuyorum burada ama bir taraftan da çekmek istedim işte. Burada benim bir, sizin görmediğiniz, canlı yayınlarda bir kere galiba gösterdiğim bir kitaplık var. Bu kitaplığı benim sevdiğim kitaplarla doldurmak istiyorum. Buradaki kitapların hepsini çıkartacağım ve sadece sevdiklerimi bırakacağım. Geçtiğimiz videoda göstermiştim. Arkadaşlarım bana bir Dobby Legosu almışlardı. Buradayken o Lego'yu yapıp onu da yerleştirmek istiyorum. Ama buradaki kitapları çıkartınca diğer kitaplıktan kitapları da çıkartmam ve yeni bir düzen yapmam gerekiyor. Bugün biraz bunlarla uğraşacağım. Halim yerine gelince, daha iyi olunca. Sonrası Allah kerim, bakacağız. Bu hafta içerisinde bir ara kitap book journal'ım için, ağzıma öyle çok daha rahat geliyor. Rahatsız olanlarınız varsa özür dilerim. Book journal'ım için ve günlüğüm için bir şeyler çıkartmaya ve ajandam için bir şeyler çıkartmaya gideceğiz. Umarım keyifli bir video olur ve hoş geldiniz. İyi seyirler diliyorum. Şimdilik hoşça kalın. Evet, Dobby'yi buraya koydum. Onu sonrasında yapacağım ve kabaca böyle yerleştirdim. Ama şu anda çok sıcak. Bu şekilde biraz kalsın. Sonrasına bakacağım ve bana bir tane daha, maalesef ki yerim olmamasına rağmen, bir kitaplık lazım. Evet dostlar, bu haftalık masamın son hali bu şekilde. Mumlar geldi, çiçekler gitti. Sizce nasıl olmuş? Birazcık değişiklik her zaman iyidir. Ben de her hafta bir değişiklik yapıyorum zaten. Şimdi biraz dinlenme zamanıdır. Şimdilik hoşça kalın. Neden üstüm bir anda değişti? Hava birden çok mu soğudu? Hayır. Ama ben bir anda çok üşümeye başladım. Saçmalık. Deli gibi üşüdüm az önce. Şimdi bir de şapkam. Şapkamı da çok beğendiğim için taktım. Bakın. Çok tatlı bence. Ama galiba bana biraz şu anda büyük ayarlamam lazım. Her neyse. Şimdi oturdum, biraz masamda vakit geçireceğim. Motor izin verirse size de anlatacağım. Mona'nın gözlerine bu sabah baştan başladım. Bugün de birinci kısmın dördüncü bölümüne gelmeyi hedefliyorum. Biraz böyle canım sanatsal olmak istiyor. Sanat olmak istiyorum. O yüzden de bence şu anda elimde böyle bir kitap varken değerlendirmek harika olacaktır. Bir de içine göz attığımda bölümlerin çok çok uzun olmadığını gördüm. Bu da bence şu anda benim bu okuyamama halime çok iyi gelecek. O yüzden şimdilik Mona'nın gözlerini okuyorum. Bir yandan da bugün işte kitaplığımı hallederken, masamı toplarken, etrafı toplarken Yüzüklerin Efendisi'nin birinci kitabına, Yüzük Kardeşliği'ne devam ettim. Dinlemeye devam ettim daha doğrusu. O da çok güzel ilerliyor. Zaten daha önceden de okuyup çok sevdiğim bir kitaptı. Seslendirmesi de harika olunca mükemmel. Su gibi akıp gidiyor. Manicured konusunda birazcık tökezledim. Tökezlememin sebebi de okumuyor oluşum. Galiba ona pek sıra gelmiyor. O yüzden okumuyorum.
Böyle kitap güncellemesi, hızlı bir kitap güncellemesi bu kadardı. Biraz journaling. Sonrasında da kitap okuma zamanıdır şu anda. Siz neler yapıyorsunuz? Yazarsanız ya da fotoğrafını çekip beni etiketlerseniz çok sevinirim. Böyle şeyleri görmeyi çok seviyorum, okumayı çok seviyorum. İşte bu kadar. Şimdilik hoşça kalın. Merhaba, bugün günlerden cumartesi. En son video çektiğimde galiba günlerden salıydı ve İstanbul'daydım. Şimdi yazlıktayım. Ufak bir İstanbul kaçamağı yapmıştım. Ay, güneş geldi. Sizi görmekte, kendimi görmekte zorlanıyorum birazcık. Ufak bir İstanbul kaçamağı yapmıştım. Arkadaşlarımla görüştüm. Hayatımda yeni şeyler oldu ama hiçbirisini çekemedim ne yazık ki. Galiba biraz daha böyle andan keyif almaya odaklandığım bir zamandı. Ben de o yüzden andan keyif aldım. Neler yaptığıma, hayatımda neler olduğuna gelecek olursak. Öncelikle tırnaklarımı yaptırdım. Kısa olması tekrardan çok hoşuma gitti. Bir süredir böyle yaklaşık 2 aydır falan uzun kullanıyordum ve anladım ki benim için kısa tırnak daha kullanışlı. Bir şeyleri özellikle kalem tutarken çok zorlanıyordum ve merhaba kısa tırnak. Seni seviyorum. İkinci olarak burnumu deldirdim. Bir süredir hatta uzun bir süredir istiyordum ama sürekli erteliyordum. Çünkü zayıflamam gerektiğini düşünüyordum. Şişman olduğum için bana yakışmayacağını düşünüyordum. Fakat arkadaşlarımın da desteğiyle cesaret edebildim ve burnumu deldirdim. Nasıl olmuş diye sormaktan biraz çekiniyorum ya kötü olmuş derseniz. Üçüncü olarak artık vegan değilim. Yeni bir gelişme. Belki ilerleyen zamanlarda, ilerleyen yaşlarımda, belki bu sene, belki haftaya tekrar vegan bir hayat yaşamaya çalışırım ama yaklaşık 3,5 senelik bir maceranın, bir sürecin sonuna geldik. Bunun açıklamasını da yapıyorum. Belki bu kanalda sonrasında işte vegan olmayan ürünler görürsünüz ve kafanız karışabilir. Bu kız yalan mı söylüyor diye düşünebilirsiniz. Düşünmeyin diye. Bir de geri dönüp baktığımda sonuçta burası da bir video günlük gibi bir yer. Ve ne zaman ne olduğunu anlatmak, görebilmek ilerleyen zamanlarda benim için güzel oluyor. Sonrasında arkadaşlarımla görüştüm. Çok güzel zaman geçirdik. Hepsine
Sevgilerimi ve öpücüklerimi gönderiyorum buradan. Birkaç önemli karar almıştım. Karar almıştım buradan gitmeden evvel. KPSS'ye çalışmak ve İngilizce çalışmak. Artık böyle ciddi ciddi kararlar almıştım. Bugün de hatta bu kararları uyguladığımı göreceksiniz. Elimden geldiğince İstanbul'da da uygulamaya çalıştım. Ama artık buradayım ve tam gaz başlıyorum diyebilirim. Evet. Sonrasında bir kitaba başladım. Mona'nın Gözleri. Aslında ben bu kitaba daha önce başlamıştım. Ama İstanbul'da kalmıştı ve İstanbul'a dönünce tekrar başlayayım diye düşündüm. Ve çok da iyi bir karar verdiğimi düşünüyorum. Çok güzel gidiyor bu kitap. Çok severek okuyorum ve okudukça böyle daha bir yerim doldu. Hemen hızlıca anlatıyorum. Şöyle düzelteyim. Okudukça böyle çok bilgi dolduğumu hissediyorum ve sanki böyle hani kendinize hedefler koyarsınız ya, yazın şu kadar film izleyeceğim, şu kadar kitap okuyacağım, şu dili öğreneceğim diye. Ve o size böyle bir bilgi ve dolmuşluk hissi verir. Anlatabildim mi? Bu kitabı okurken de ben tam olarak öyle hissediyorum ve sadece okumakla kalmıyorum. Hangi eseri okuduysam onunla ilgili, ressamıyla ilgili araştırma yapıyorum. Ve bu da beni daha çok böyle bilgiyle sarıp sarmalıyor. Çok hoşuma gidiyor bu his. Tavsiyemdir size bu kitap. Tavsiyem. Bir yandan da Storytel'den Yüzüklerin Efendisi'nin Yüzük Kardeşi'ni dinliyorum. Bitmek üzere. Birkaç saatim kaldı. O da çok güzel gidiyor. Özellikle ikisini bir arada götürmek çok iyi bir fikirmiş. Evet. Bugünlük planlarımdan da birazcık bahsedeyim. Sonrasında kapatayım. Şimdi İngilizce çalışacağım. Sonrasında KPSS için tarih çalışacağım. Biraz gürültülü bir ortam aslında şu anda ama çardakta olduğum için, çardağı sevdiğim için burada çalışmayı seviyorum. Daha rahat odaklanabiliyorum. Sonrasında bir oyun indiriyorum. Akşam onu oynamak istiyorum. Umarım size de gösterebilirim. Çok heyecanlıyım onun için de. Sonrasına bakacağız. Belki bir ara bir denize gideriz, belki gitmeyiz. Bilmiyorum. Şimdilik oyun, ders ve kitap üçlüsüyle bugünümü geçirmeyi düşünüyorum. Hoşçakalın. Birisi geliyor zannettim. O yüzden hemen hoşçakalın, hoşçakalın dedim ama kimse gelmiyormuş. Ben hala birileri varken bir şeyler çekmekten utanıyorum. Geriliyorum birileri varken bir şeyler çekiyor olmak. Beni geriyor. Aynen. Şimdi çardaktayım. İngilizce çalışacağım. Sonrasında tarih çalışacağım. Kitap okuyacağım. Az önce söylediğim gibi. Ama hemen kapatmak zorunda kalmıştım. Sinekler. Aynen gidiyorum. Bu sefer hoşçakalın gerçekten. Şimdi bir şey sormak istiyorum. Birazcık ara verdim. Bu GoodNotes uygulamasında çok güzel yazıyorsunuz, çok güzel süslüyorsunuz. İşte başlıkların arkaları böyle rengarenk oluyor, farklı stickerlar kullanıyorsunuz, kullananlar. Bunu nasıl yapıyorsunuz? Çünkü benim yazım iPad'de çok kötü. Bunu nasıl iyileştirebilirim, nasıl güzelleştirebilirim? Yani lütfen, lütfen yardım edin. Şey biliyorum böyle... bir uygulamayla birlikte işte siz yazdığınızda sizin el yazınızı güzel el yazısına çeviren bir ayar var. Ama o da İngilizce için. Ben Türkçe not alıyorum. Ve yazım kötü iPad'de. Bunun yardımını istiyorum sizden. Nasıl olacak bu? Siz nasıl yaptınız? Eğer bir uygulama kullanmıyorsanız bunun tri nedir?
Selamlar. Ne yaptınız? Ben az önce bahsettiğim gibi KPSS çalıştım. İngilizce çalıştım. Biraz da tıp yuvarlandım. Biraz kitap okumaya çalıştım. Güzel, verimli bir gün geçirdiğime inanıyorum, inanmak istiyorum. Yalnızca kitap okuma konusunda birazcık hile yapmış olabilirim. İngilizce kitap okumak istemiştim. Manicle'dı okuyordum. Her seferinde söylerken neden bu kadar zorlanıyorum acaba? İşte onu okuyordum. Sonra fark ettim ki İngilizce kitap okurken daha yavaş okuyorum ve bu da benim birazcık canımı sıkmaya başladı. Sonra kitaplar uygulamasında çevir seçeneği varmış ve ben de o İngilizce kısmı Türkçe'ye çevirerek okumaya başladım. Tabii ki de hızlı okumaya başladım bunun neticesinde de ve hoşuma gitti. Sonrasında da bir de baktım, ne göreyim, Wattpad'de Türkçesi varmış. Galiba oradan devam edeceğim. Çünkü merak ediyorum ve daha hızlı okumak istiyorum. Wattpad'de de tamamı yüklenmemiş ama belki böyle karışık da gidebilirim. Bir yandan da diyorum ki aslında İngilizcemi geliştirmek için çok daha iyi olacaktır. Yavaş okusam bile, İngilizce okusam çok daha iyi olacak benim için. Birazcık sabredeyim. Okuya okuya zaten gelişecek diye düşünüyorum. Bir yandan da sabredemiyorum işte. Böyle küçük dertlerim var. Şimdi ablamın bilgisayarının şarj olmasını bekliyordum. Ve Hogwarts Legacy oynayacağım. İndirimde aldığım bir oyunda. Ve çok heyecanlıyım oynamak için. Çok mutluyum. Çok heyecanlıyım. Şimdi onu oynayacağım dediğim gibi. Sonrasında maç var. Maça bakarız. Sonrasında da kapatırım muhtemelen bu vlog. Sizce nasıl bir vlog oldu? Ben elimden geldiğince bugün çekmeye çalıştım. Fakat son birkaç vlogtur böyle oluyor. Böyle bir şeyler çekemiyorum. Bir de sanırım buraya adapte olamadım. İstanbul'daki evimde bir şeyler çekmek için hemen bir düzenim vardı ya da nerede, nasıl çekebilirim hemen biliyordum. Ama burada böyle bir açı bulmak, işte telefonu yerleştirmek daha zorladı beni galiba. O yüzden de böyle çekme motivasyonu bulamıyordum kendimde. Yine de elimden geleni yaptım. Umarım keyifli bir video olmuştur. İzlemesi keyifli olmuştur sizin için de. Yorumlarınızı bekliyorum bu konuda da. Şimdi gidiyorum. Oyun oynayacağım artık. Umarım bu üstümdeki nazarı atabilirim diyorum ve kapatıyorum. Şimdilik hoşçakalınız efendim. Kitaplardan bir tanesi. Ay, bence bu kitabı çok merak ettim. Kitapları da bana öyle geliyor. Ya da işte Murat Gülsoy.